Bir süredir Almanca belgesel anlatıcılığı kursuna gidiyorum. Biraz göstereyim isterseniz. İnsan bedeni. Kollarının ucunda elleri var. Yatabiliyor. Ve bacaklarını kıvırıp durabiliyor. Tıpkı bir konsol gibi. Bakın, görüldüğü gibi neredeyse her şekle girebiliyor. İnsan bedeni hiçbir zaman bu kadar sinirlenmekten hoşlanmaz. Aslında bu elimde tuttuğum bir insan bedeni değil. Bunu biliyoruz. Bu bir tahta. Sadece sizi kandırdı. Dedikodu mu? Benim hiç alakam olmaz. Ben burada direkt kaçarım. Hiç içinde bulunmak istemediğim ortamlar. İmtina ederim, geri dururum. Ne yaparlarsa yapsınlar derim. Hiç istemediğim de bir şey. Hiç muhabbetine de girmem. Kimseyle de o şekilde konuşmam. Geri dururum. Şey yapmam. Konuşmam. Fakat şu bilgisayarın, şu klavyenin, şu evrakların bir dili olsa da konuşsa neler anlatırlar size? Bu kulaklar neler duydu? Yok artık butonumuz var. Basınca yok artık diyor. Çok şaşıracağımız bir şey duyunca hemen basıyoruz. Bak şimdi. Yok artık. Duydun mu? Bak. İnanmıyorum. Gördün mü sesi? Değil mi? Ciddi olamazsın. Aynen. Bak ne güzel ötüyor. Mesela bir şey söylüyor. Öyle görmüşler. Hastır. Gördün mü? Dedikodu demiyoruz tam biz. Genel anlamda bir fikir teatisi. Alışveriş. Alıyorum, veriyorum. Bir ablamız vardı bizden emekli. Hep şöyle derdi. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Beni görmek demek benim dedikodumu, gıybetimi duyuyor ve anlıyorsanız bu kafidir. Öyle de bir ablamızdı. Bir bey var mesela, İstanbul'da 4 evi varmış, hala lojmanda kalıyor diyorlar. Burada Gülümser abla var. Gülümser ablanın, düşün, 22 yaşında bir kızla şeyi çıkmış. Neler duyduğuma inanamazsın. Her şey var. Gülümser abla ve 22 yaşında bir kızcağızla hiç beklemezsin, değil mi? Hiç olmaz dersin. Neyse ya, bizi ilgilendirmez neticede, bize ne ki? Hiç. Krem ister misin? Krema. Bizi ilgilendirecek bir şey yok. Bizlik bir durum değil. Anlatacağım var deyince ben önce 3 soru soruyorum. Anlatacakların doğru mu, iyi mi, bana faydalı mı? Değilse anlatma diyorum. Genelde 3'ü de evet çıkıyor. Anlattırıyorum. Anlatılanların hepsini yazdığım bir ajandam var. Emekliliğimde Memurluğun Gizli Tarihi adlı bir kitapta yayınlamayı düşünüyorum hepsini. Bir de insanları hatırlamamızı sağlıyor. Bir arkadaşım, Cengiz simaları unutabilirim ama dimaları asla derdi. Çünkü kişinin hakkında her çirkinliği, güzelliği, çirkinliği biliyorum. Haklı da. Bir de iç tebliğ yayınlarken sıkıntı olmuyor. Kurumda herkesin duyması gereken bir iç tebliği bir kişiye söyleyerek 2 saatte 4000 kişinin duymasını sağlayabiliyorsun. Ponzi piramidi gibi. Kurum içi WhatsApp dedikodu grupları var. 50 kişilik grup var mesela. Oradaki 20 kişinin de ayrı grubu var. Oradaki 4 kişinin de apayrı bir grubu var. O gruptakiler de kendi aralarında ayrı konuşuyorlar. Yoğun bir mesai tabii. Facebook, Instagram gibi siteler bilgilerimizi sattığı şu dönemde biz hiçbir beklenti içine girmeden el alemin bilgilerini isteyene veriyoruz. Bu kurum içi sosyalliği artıran bir durum. Facebook'a da çağrımız, satın almasınlar, sahiplensinler, gelsinler anlatırız. Her şeye rağmen dedikoduyu azaltmak, bırakmak isteyen bağımlılar oluyor. Onlarla da hani hayvan dedikodusu yaparak azaltıyoruz. Şu kuş da 3 gündür gelmiyor. Bir kuşla mı acaba? Başka bir şey mi var? Geçen kedileri gördünüz mü? Sokakta. Neler yaptılar? Utanır insan, böyle olur mu? Anlatmak... Hiç anlatmayayım. O kadar kötü. İki kedi ve inanılmaz sahneler. Son olarak yan odada bir Orkun diye bir çocuk var. Metrobüse binmiş. Metrobüste. Metrobüsün içinde bir söylenti, bir şeyler olmuş. Sonra gelmişler bunlar. İnmişler metrobüsten. Gitmişler sonra. Gidiyorlarmış. Uzuntuya vermemişler. Tamam mı? Her şey, ruhlar birbirine karışmış. Ortam karma karışık ve evraklar havalarda, öyle düşün. Her şey fırlatılmış havalara. Her şey var. Her şey. Bütün evrakları atmışlar. Resmi evraklar var. Düşün. Ne biliyor musun? Yani biri anlatsa yok dedim. Ya yani olur mu ya derdim.